Evet sevgili arkadaşlar bu program sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Açıklama kısmında link mevcut. Şimdi Fenerbahçe'de Mitrovic pişmanlığı demiş. Bence Mitrović'te Fenerbahçe sevinci daha mantıklı. Biliyorsunuz son dönemde forvetlerden yana Fenerbahçe'nin hiç yüzü gülmüyor. Ve bu sezonun hayal kırıklığı Mergin Berişa oldu. Hatta Whatsapp grubunda bir konuşma vardı. Onun fotoğrafını da çıkartayım. Şimdi ee, sevgili arkadaşlar. Sezon başında 5 milyon euro bonservis bedelinin alındığını söyleniyor. Ve çok büyük umutlarla geldi. Alman yıldız beklentilerin altında kaldı diyor. Fenerbahçe-Kayseri Spor'a 1-0 yenildi. Berisha e 21 maçta görev aldı. Ve 5 gol imza atabildi. Hayli hayal kırıklığı diyor. Şimdi Takvimin haberine göre Fenerbahçe Şampiyonşip Ekibi Fulham'da forma gen Alexander Mitrovic'i kiralık olarak transfer etme şansını yakaladı diyor. Bakın şimdi biz ben bunları duyum olarak verdiğim zaman diyorsunuz ki niye gelmedi? Yalan söyledin şöyle böyle. Ama kiralık olarak alma şansını yakaladı. Ancak yönetim kiralanmasına sıcak bakmadı. Yaşı daha genç olduğu için ve Rogon'un olduğu için Berisha'yı tercih etti. Şu anda İngiltere'yi sallıyor ve sözleşmesini uzatma kararı aldılar. Sırp golcünün Berisha saç baş yoldururken Mitrovic şu ana kadar 27 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 30 gol 7 asist. Yani 27 maçta 37 gol katkısı. Ve 37 golü direkt etkide bulunan Mitrovic takımın liderlik koltuğunda oturmasında çok büyük rol sahibi. Ben şunu söyleyeyim. Mergin Beriş'i e Fuluma gitseydi, Mitrović Fenerbahçe'ye gelseydi. Hadi ikisi de 27'şer maça çıkmış olsun. Mergin Beriş'e belki Fulham formasına 37 tane gol katkısı sağlayamazdı. Ama belki bir 10 12 tane gol, 7 8 tane asist yapardı. 20. Mitrović 27 e, maç Fenerbahçe oynasaydı 4 gol, 3 asist falan yapardı. Arkadaşlar bakın ya hocam sen de amma gömüyorsun. Ya 1 olur, 2 olur, 3 olur. Bir takıma gelen her forvet bir çöp olur. Allah aşkına bak önümde benim bir fotoğraf var. Sevgili İbrahim kardeşimin attığım. Ali Koç'un başkanlık yaptığı 4 senede 9 forvetin tüm kulvarlarda attığı gol sayıları. Samat'ta 6. Şöyle göstersem görülüyor mu ya? Samat'ta 6, Siss'e 5, Adem'i 1. Bu arada Saat de tam şey olmuş. Adem'i bir, Vedat 17, Frey 5, Berişa 5, Serdar Dursun 7, Mevlüt 4, Silimani 5. Bakın şu tabloya bir bakın. Allah aşkına şu tabloya bir bakın. Kararmalan ekran. Ekran da kararlı kardeşim ya. Bak şu tabloya bir bakın. Şimdi hepsi mi aynı olur? Bak Samat'ta da mı aynı olur? Siste de mi aynı olur? Ha hocam siste yatmaya geldi. Kabul hadi yaşlıydı para yemeye geldi. Adem'i hocam onu hızlı değil. Sürat. Ben Adem'i hiç anlamıyorum. Sürat yok, hız yok. Sadece boyu uzun diye forvet. Hani hiçbir meziyeti yoktu Adem'inin. Kudurtucu bir tarzı var. E, Frey. Bak hayvan gibi vücudu vardı. Sağlamdı, baskı yapıyordu, pres yapıyordu. Hani önde basmaya çok uygundu. Ama golcülük yoktu Frey'de. Ayağı e, Belçika'da satıyor. atıyor? Samad'dan attıklarından pay biçin. İçlerinde bak hakikaten söylüyorum. Vedat iyiydi. Bak Serdar Dursun bana göre. Şimdi yarın bir gün Serdar da saç baş yoldurur. Hani çok iyiydi dersiniz. Bana göre Serdar Dursun Vedat'tan da iyi forvet. Ama Vedat 17 attı. Not. Not. Dikkat edin. Dikkat edin. Allah razı olsun şu şeye bir listeye bir dikkat edin. Yani bu, yani bu listede Vedat 17 gol atıp Ersun Yanal döneminde kısıtlı kadro. Kanat yok. Tolga Ciğerci'nin kanat olduğu işte. Moses'ın yarım dönem oynayıp gittiği. Geri Rodriguez'in geri şey yaptığı. kötü oynadığı dönemde. Ya, Slimani 5 falan filan diyor. Du düşünün arkadaşlar. Fenerbahçe'nin durumu bu. Ve mesela Uğur Meleki diyor ki Vitor Pereira kanat bekleri olarak Samuel, Ferdi yani Osayi, Ferdi ve Muhammed'i kullandı. Bak Osayi Ferdi ve Muhammed'i kullandı. İsmail Kartal o Ferdi'yi açık oyuncusu olarak gördüğünü yani sağ açık oyuncusu, sol açık oyuncusu olarak gördüğünü ee, ve transfer istediğini söyledi. Bak transfer istediğini söyledi. Muhammed'i de kiralık olarak gönderdi. Yani bu organizasyonlardan biri yanlış diyor. Ben size Beşiktaş'tan bir örnek vereyim arkadaşlar. Beşiktaş Göztepe karşısında Türkiye Kupası maçında alt yetişen sağ bekte Kerem Kalafat 20 Sol bekler Rıdvan Yılmaz 20, kale Dersin de Destanoğlu 21 ilk 11'de oynatıyor. Ya biz Ferdi'den sol bek çıkarmaya çalışıyoruz. Oynat Çağatay'ı. Ya arkadaş bak. Beşiktaş teknik direktörünün niye kredisi var? Bu yüzden var işte. Oynat Çağatay'ı. Sana ne İsmail? Sana ne? Sana ne Ersun Yanal? Sana ne? Yoksa yok. Sana ne? Çıkartıyorsun Dirar'ı sol bek oynatıyorsun. Sana ne oynat. Gürkan Başkan'ı oynatsa toperde. Hata yapsın, yesin gol. Sana ne? Kariyeri gidecekmiş. Gitsin. En fazla bu kadar giderdi. Yani altyapıya önem veriyoruz. Ne önemi ya? Yazmışlar Muhammed Gümüşkaya. Altyapımızdan yetişen yıldız futbolcu Muhammed Gümüşkaya. Siz futbolcu yıldız olmasını istiyorsunuz. Ali Koç Efendi aklım almıyor sizin alıyor mu diye bir konuşma yapmış. Bugün e, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri. Bu arada bak şunu söyleyeceğim. E, Hocam o oynamasın bu oynamasın. Gustavo oynasın. Hocam Gustavo çapa. Çapa olsun olmasın. İsmail Kartal'ın sisteminin olmazsa olmazıdır biliyor musunuz Gustavo? Olmazsa olmazıdır. Mesut Özil bu sistemde 10 numaranın olmazsa olmazıdır. Bak ben size iki tane isim verdim. Bak Kale'ye Altay olmazsa olmaz. Stoper Kim Minji'yi Salahi olmazsa olmaz 3. Önlü libero Gustavo 4. 8 numara Crespo 5. Madem İrfan oynamıyor. 10 numara Mesut 6 olmazsa olmazıdır. Ferdi sağ beki koy 7. Olmazsa olmaz, mecbur. Sol bek. Novak'tan Movak'tan sol bek olmaz. Muhammed gitmeyecekti aslında. Muhammed oynatacaktı. Hadi Muhammed'i de geçtim. Oynat Çağatay'ı. Ya da sağ kanatta Burak kapacağı, sol kanatta Ferdi'yi oynat. Olmazsa olmaz bunlar. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ve pozisyon üreticisi yok. Bak. Mesut takımı pozisyona sokar. İsmail Kartal döneminde takım kısırlaştı. Hiçbiriniz görmüyor musunuz? Ya hocam Gustavo ile çok defansif oluruz. E, geçmişte de bunu söylediniz. Joseph Topal olmaz dediniz. Şu olmaz, bu olmaz dediniz. Sonuç şimdi sanki çok mu oluyor? Neyse. Vitor Pereira, Zeki Murat Güler, İsmail Kartal döneminde alınan sonuçlara en son Kayseri maç eklendi. ve Milliyet'ten Senat Ok'un ok açıklamalarını 12 numara da retweetlemiş. Demek ki doğruymuş. Demek ki Senat Ok soyunma odasına kadar hakim Fenerbahçe'de. Eee Son saniye golünden sonra Ali Koç çıkmış demiş ki bu yaşananlara aklım, aklım, anlam veremiyorum. Bak açıkçası inanamıyorum kardeşim. 10 kişi kalmış bizi takıma nasıl elendiğimizi aklım olmuyor ya. Bu yaşananlara akıl anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin demiş. Ee, o sayı Samuel'de Alek'te movik movik demiş. E, Mehmet şey Mert diyor, Mehmet diyorum. Mert Hakan Yandaş erik dalı gevrektir söylemiş. Ee, Mesut Özil ben bir bak yapacağım demiş. Sen kadro dışısın yapamazsın demişler ve üzgün olarak geri çıkmış. Ya Allah rızası için. Ve demiş ki taraftara borçlusunuz. Yağmurda çam. Allah Allah sadece futbolcular mı borçluymuş? Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar. Sizlere destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz. Hepinizin Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun demiş. 9 maçta son 9 maçta sadece iki kez rakipten üstünü kurabildi. Onlar da malum ve 3 kez mağlup ayrıldı. 4 müsabakada beraberlikte ayrıldı. Şimdi ben <laughs> enteresan bir şey söyleyeceğim. Giresunspor'la cumartesi günü maçımız var ve Giresunspor bir karar almış. Ee, taraftarın üstünde Giresunspor forma, atkı ve materyalleri dışında farklı takımların renklerini taşıyan forma, atkı ve materyallerle <laughs> stadyum girişinde izin verilmeyeceğini duyurmuş. Bizim Fenerbahçe taraftarı hemen dünya Fenerbahçe'nin etrafında döndüğü için Giresun sen bunu Beşiktaş maçında yaptın mı? Galatasaray maçında yaptın mı? Fenerbahçe seyircisi gelmesin diye böyle yapıyorsun. Ulan adamın derdi Fenerbahçe'nin değil. Belki de Trabzonspor taraftarı girmesin istiyor. Yani ne bileyim kötü söz olur, hakaret olur, bilmem bir şey olur diye. Sadece giriyorsun forması diyor. Haklı. <laughs> Haklı. Ya ben, ben bunda abes hiçbir şey görmüyorum. Bizimki bak giriyorsun yeneceğiz. Fener'den puan alacağız diyor. Azıcık utanma haysiyet olsa İsmail Kartal'ından futbolcusuna, Ali Koç'undan yöneticilerine hepsi artık bir kenetlenir. Arkadaşlar bu maçı aldınız aldınız. Almadınız kadro dışı para cezası. Hepinize 15.000 Euro para cezası. Bazen para cezası da e, ödül niyetine geçer. Hani nasıl derbilerde prim veriyorsun. Nasıl derbilerde prim veriyorsun. Bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. 55 bin Euro. Hiç kimseyi fakirleştirmez. Yani Ali Koç'tan bahsediyorum. Cebinden çok para veriyormuş. Aslına geleceğim o kısma. Şöyle bir şey yapsın. Galibiyet başı 15.000 Euro. Mağlubiyeti de 15.000 Euro ceza. Bütün takımı uygulasın. Full bir yöntemdir. hocam <laughs> hocama o zeka olsa zaten. Atilla Salai iddiası West Ham Moyes'a söz verdi. Biliyorsunuz ara transfer döneminde sadece büyük başarılarla Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil ettik ve İngiliz basını Atilla Salahi için sezon sonunda hareketli ya yani Fenerbahçe'nin harekete geçeceğini şey pardon e, iddia etmiş birilerinin. 2 milyon euroya aldık. Milli takımda süper performans gösterdi. Chelsea başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği iddia edildi ki alakası yok. Ve West Ham'dan Moyes'a söz olmuş. İngiliz basını yani Premier League gibi West Ham United teknik direktörü David Moyes'a flash bir transfer sözü vermiş. Demiş ki Financial Fair Play'imiz var. E, ligde 4. sırada bulunan West Ham. Ligi bu sıralamada bitirirse Şampiyonlar Liginde mücadele edecekmiş. İngilizdeki bu ihtimali göz önünde bulundurarak 23 yaşındaki Macar stoperi için söz vermişler. Demişler ki, kuran sana alacağız bunu demişler. 20 milyon euro civarında da bir e, bon servis gözden çıkarmışlar. Şimdi ben size e, ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Giresunspor hazırlıklarını yarın yapacağımız antrenmanla e, antrenman da konuşayım. Ondan sonra duyma geçeyim. Yarın yapacağımız antrenmanla sonlanacak ve yolculuk başlayacak. 12 Şubat Cumartesi günü saat 16'da tip tipik bir Anadolu takımına dönüştüğümüz için maçlarımız artık 16'da 12'de falan olacak. Yakında 9'a falan da çekerler sabah 9'a. <laughs> Fenerbahçe'de bugün antrenmanda Mesut Özil saha çalışmalarına başlamış birdenbire. Luis Gustavo, İrfancan Can Kahveci, Filip Novak günü tedaviyle son, tedavi programlarıyla noktalamış. Biliyorsunuz Crespo'nun sarı kart cezası var. O da oynayamayacak. Altay Bayındır'ın da yedeklerde olmasını bekliyoruz. Yani Altay Bayındır'ın en azından yedeklerde olmasını bekliyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Tamam Financial Fair Play var. Tamam. Ee, satlık kimseyi alamadım. Okey. Ben anladım. Ben Ali Koç'a hak verdim. Okey. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Peki ben bir şey merak ediyorum. Ben bir şey merak ediyorum. Şu Juventus'tan arasının iyi olduğunu söyleyen sahtekar mı diyeyim, yalancı mı diyeyim, palavracı mı diyeyim, kandırıkçı mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Şu Juventus'tan arasının iyi olduğunu söyleyen bir adam vardı. Adı aklımın ucundan. Ha şey, Fiorentina Perez. Bizim ülkede de Juventus'tan arası çok iyi olan bir kişi var. Tahmin edin adısı ne? Ali Koç. Evet bildiniz. Hemen bildiniz. Ne dedi başkan nasıl? Ben söylemedim. Ben uydurmadım. Kendisi söyledi. Biz de Juventus'la kankiştoyuz böyle falan yapıyorum dedi. Onların başkanı da bana yapıyor dedi. Sonra dedi biz Barcelona başkanı ilan dedi. Kız alıp verir işimiz var. Benim kızı onlar aldı. Ben onların kızını aldım. Sonra birlikte başka kızı aldık ee, falan dedi. İşte Tottenham, Manchester City falan filan süperiz dedi. Kankiştoyuz dedi. İşte ee, falan filan. Ben merak ediyorum. Fenerbahçe'ye kanat ihtiyacı var diyen Ali Koç muydu? Evet. Peki MLS ekibi Chicago Fire. Lyon'dan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Şırdan Şakiri'yi 7 milyon euro bonservis bedeliyle alırken hiç mi devreye girmedik? Hani Tolga Sayışman'a da yalancı yaptı ya şey gecesinde Fenerol gecesinde taraftarın gazını almak için. Yani 7 milyon euro bence çok bir para değildi 7 milyon euro. Araya da girilirdi ki Şakir'in de gönlü olurdu. Hadi onu geçtim. 7 milyon euromuz yok. Los Angeles Galaxy. Douglas Costa'yı kadrosuna kattığını açıklamış. Transfer markada şöyle bir girdim. Baktım acaba kaç yüz milyon euro verdiler diye. Bedava. Hem de Juventus'tan almışlar. Ya hocam 4 milyon euroya düşmüş piyasa değeri. Çöp o bırak Allah'ını seversen. E size göre herkes çöp. Ya Premier Lig, Şampiyonlar Ligi. Serie A. Bundesliga. Ne bileyim. Yani... Çok ilginç değil mi? Çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Yani size çok ilginç değil mi? 4 milyon euro bedava gitmiş. Ha yıllık ücreti ne kadardır bilemem. Belki de yıllık ücreti çok fazladır. 750 milyon euro falan alacaktır. Ee, ama hani Juventus'tan kankiştoyuz deyip de Juventus'un sadece havasını almak nasıl bir şey? Muhammed Elnen'in menajeri. Elnen'in sözleşmesi bu sezonun sonunda soru eriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Elneni ile imzalamak istedi ancak Arteta ve Arsenal yönetimi bunları geri çevirdi. Elneni'nin takımda kalmasına istedi demiş. İyi. En azından buna güzel bir bahanesi oldu Ali Koç ve yönetiminin. ya Biz istedik ama yönetimi vermedi diye. Güzel bir kalkan oluştu. Ama bu da doğru değil. Çünkü Elneni ile biz anlaştıydık. İsteseydik yine Mesut'taki formülü yapardık. Zaten Arsenal bize futbolcu vermek için can atan bir kulüp. Sosyal medyadan ben öyle anlıyorum. Allah sonumuzu hayır Ve geldik Ali Koç'un Fenerbahçe'ye kaç yüz milyon euro hibe ettiğini. Şimdi aslında Ali Koç'un Fenerbahçe'yi nasıl mahvettiğini açıklama kısmı bu. Siz zannediyorsunuz ki hani Aziz Yıldırım borç bıraktı gitti. İşte faturaları ödemiyordu, çocukları dövüyordu, içip içip eve geliyordu falan. Sonra uzaklaştırma cezası aldı. Böyle bir şey değil yani olay. Aziz Yıldırım yönetiminde futbol aşe. 31 Mayıs 2018 tarihinde. Görevden ayrıldı. 31 Mayıs 2018. Bakın. 31 Mayıs 2018. Toplam varlıklar 230 milyon euro. Toplam borç ve yükümlülükler 390 milyon euro. Yanlış duymadınız. 230'da 390. Bunu sevgili Cengiz abi çıkartmış. Ee, bu arada ben şuradan Tablolardan yani oraya linki de bırakmış. Tablolardan çıkartabiliyorsunuz. Burada Fenerbahçe'nin şeyi var. İstiyorsanız linki de bırakayım açıklama kısmına. Burada iş bu sözleşme finansal durum. Burada arkadaşlar ara toplam dönem varlıkları, borçlar, duran varlıklar, kısa vade, uzun vade, ara toplam hepsi bir arada. Yani hepsi burada bir arada. Toplam kaynaklar kar, zarar, hasılat. Bu arada 10 sayfalık bir rapordan bahsediyorum. Linki de mevcut. Ben linkini de bırakayım. Hani atıyorsun, tutuyorsun. Mustafa Hoca sen Ali Koç düşmanısın. Sen Fenerbahçe düşmanısın. Falan filan. Inter, Milan. Kap bildirimi de var. Yani bu kap bildirimi arkadaşlar. Çok net bir şekilde var. Hani 620 milyon euro borç bıraktılar. Yok 750 milyon euro borç bıraktılar olay var ya. Az biraz tabloyu araştıran arkadaşlarımız her şeyi anlayacaklar. Ali Koç'un e, hangi lafı doğru ki bu doğru olacaktı. Orası da ayrı mesele ama en azından görürsünüz arkadaşlar. <laughs> yani ben de şu anda kap raporu var. Ben resmi kayıtlarla konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Cengiz abiye de teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Selamlar olsun. E, 31 Mayıs bilançosunu şöyle ben açıklama kısmına vereyim. 31.05.2018 bilanço kap açıklaması. Bu arada bunda herhangi bir yanlış yapamıyorsunuz. Cezaevine atılırsınız. Ya yani SPK var serbest piyasa kurumu. Seni öttürürler. Yani seni gerçekten öttürürler. O yüzden hocam belki de kandırmışlardır falan diye düşünen arkadaşlar olur. Herkes Ali Koç değil. Şimdi Ali Koç yönetiminde futbol AŞ 30 Kasım 2021 itibariyle toplam varlıkları açıklamış. 30 Kasım 2021. Varlıklar 249 milyon euro. Bu arada sanırım arkadaşlar hani 620 milyon euro falan filan diyor. Bu %100 şey tam tabloya bakamadım ama bugünün kuruyla hesaplanmış diyelim. Herhalde. Çünkü 390 230. Bugünün kuruyla hani varlık borç. Varlık borç. TL bazında da ölçseniz, Euro bazında da ölçseniz zaten bu oran çıkacak. Bugünün yani e, 2021 30, 30 Kasım itibariyle 249 milyon euro <laughs> varlık toplam borç ve yükümlülük 315 milyon euro. Bakın dikkat edin borç düşmüş varlık da artmış. <laughs> Özet olarak <laughs> 230 kusura bakmayın 230'dan 249'a çıkmış varlık. Çok güzel. Borçta 2 390'dan 315'e düşmüş. Müthiş. Bravo. Barbaro olsa. Bravo. Yani gördüğünüz üzere toplam varlıklarda kayda değer bir artış yok. Çünkü o dalga geçilen araziler alınmadı, ne bileyim binalar alınmadı, arsalar, şunlar bunlar alınmadı vesaire. Ama borç yükümlülükleri de 75 milyon euroluk bir azalma var. Müthiş. Şimdi azalmanın sebebini inceleyelim. Ülker stadyumuyla, stadyumuyla isim hakkı anlaşması var. Senelik 9 milyon euro arkadaşlar. Ülker stadyumu isim hakkı 9 milyon euro. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi var ya yıllık 9 milyon euro. 3,5 yılı baz almış. 9 çarpı 3.5'tan yaklaşık 30 milyon euro çıkmış. Yani Ülker Stadyumu 3.5 senede 30 milyon euro. Ee, Okey. Bu dönemde futbol AŞ tarafından taraftar token satışı gerçekleşti ve 28 milyon euroluk bir gelir elde edildi. 30 artı 28'den de 58 bulmuş. 75'ten 58'i çıkarınca 17 milyon euroluk bir fark kalmış. Görüldüğü üzere toplam yükümlülüklerimiz bu iki ana faaliyet dışı kalem olmasa sadece 17 milyon euro azalmış. Yani Aziz Yıldırım dönemiyle Ali Koç dönemi arasında finansal olarak böyle büyük bir başarı hikayesi falan filan olmamış. Şimdi buraya kadar anladınız. Şimdi ben eminim Ali Koççu musun, Azizci misin, şucu musun, bucu musun denilecek. Ben direkt okuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Okuyorum ben ya. Ben direkt okuyorum ya. Neyse devam edelim. Ali Koç'un kulübe cebinden yaptığı katkı buradaki rakamların hiçbirini etkilememiş. Yani Ali Koç cebinden bir katkıda bulmuş ya 500 milyon euro vermiş. Yok 800 milyon euro vermiş özür dilerim. Yok 650 milyon euro vermiş. Ee, artı bir de Holosko. Şimdi Ali Koç zamanında futbol AŞ bütçesi inanılmaz bir şekilde düşmesine rağmen. Yani 100 milyon euro futbolcuların yıllık ücreti 50'nin altına düşmesine rağmen bak inanılmaz bir düşüş var. İnanılmaz bir düşüş var. Şimdi siz bana anlatın. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Kafam basmıyor. Siz bana anlatın. Benim kafam basmıyor. Bu kadar düşmesine rağmen gözde görülür hiçbir borç azalması yok. Ya 4 senede bak 100'den 50'ye düştü. Sadece 50 milyon euro futbolculardan azalsa. Siz diyorsunuz ki 50 milyon euro cebinden koydu. 50 de öyle azalsın 100. 58 de oradan geldi 158. Benim aylardır hatta yıllardır anlatmaya çalıştığım bu. 390'ın 150'si giderse geriye 140 falan işte 190, 200 şu bu kalmaz. 390'ın 150'si giderse bakın e, faiz vesaire vesaireyi katarak söylüyorum. 390'ın 150'si giderse geriye 150 milyon euronun altında bir para kalır. Hocam sen nasıl matematik yapıyorsun? 390'dan 150 giderse 240 kalır. Hayır. Bunun bak döviz faizi var artı faizin faizi var. Bilen arkadaşlarım anlarlar bilmeyen arkadaşlarım da sadece desinler ki tamam. Ben diyorum ki bu kadar azalmaya rağmen niye hiçbir şey olmadı? Artı futbolcu satışları var. İnanılmaz satışlar var. Elif Elmas, Giuliano, Josef, Fernando, Jailson, Vedat Buric'i. Ama biz buradan şu sonuca anlıyoruz. Sportif başarı gelmiyorsa, futbol A.Ş.'yi kim yönetirse yönetsin borçlar ancak aynı kalıyor. Ali Koç sadece kendi sportif başarısızlığını finanse etmiş durumda. Yani kendi sportif başarısızlığından oluşan zararı cebinden karşılamış durumda. Eğer karşıladıysa sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Yalan söylüyorsunuz demek istemiyorum ama belki de kandırılıyorsunuz demek istiyorum. Yani şampiyonluk olmadan, Avrupa kupalarına katılım olmadan alın size başarı. Artı işin enteresan tarafı. Cengiz abi sonradan eklemiş. Fenerol'dan elde edilen 35 milyon euro var. 35 milyon euro var arkadaşlar. Ama hocam açıklamalar şöyleydi. Siz geçin onu. Bak 35 milyon euro direkt kulübün kasasına girdiği için dahil etmemiş. Bence yanlış yapmış. Edecek. Token satışı 28. Yazacak oraya. Token 28. taraftar verdi. Taraftar verdi kardeşim. Fenerol 35. Sermaye arttırımı var. Sermaye arttırımını unutmuş. Yaklaşık 12 milyon euro da sermaye arttırımı var. Onu da ben ekleyeyim. İlk sezon Joseph, Giuliano Fernando'ya satışlar elde edilen 25 milyon euro hesaba dahil edilmemiş. Bak 25 o. 17,5 Vedat'tan 32 42. Bir 18 şeyden Elif Elmas'tan 42, 50, 60. 5 Yeilson'dan 65. Fernandao'dan 2,5, 67,5. Hani e, Tiam'dan 1,5, 68, 69, 69 diye de sayarım yani. Hadi onu geleni gidene saydım. Ve arkadaşlar e, not eklemiş ilgili dönemlerde bilançolarda yazan rakamlar o dönemin kurundan euroya çevrilmiş. Yani o üç, baştaki 390 milyon euro o dönemki kurlaymış. Hani TL olarak hesap edersek daha komedi. Yani şimdiye göre hesap edersek 100 milyon euro falan. Anlatabiliyor muyum? Ee, 5 5.23'ten hesaplamış. 31 Mayıs'ın borcunu 5.23'ten hesaplamış. Ben onu da şöyle e, vereceğim tablonun altına ekleyeyim. E, ve 30 Kasım'dakini de 14.59'dan hesaplamış. Müthiş bir çalışma olmuş. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. E, ve Baktığınız zaman aslında Fenerbahçe taraftarı kendi kendine yetmiş. Yani 28 token 35 Fenerol 63. 12'de sermaye arttırımı 75 milyon euro. Baktığınız zaman Fenerbahçe'de azalan borç 75 milyon euro. Aslında taraftar azaltmış. Öz kaynak aynı. Ha şunu diyebilirsiniz. Aa hocam o zaman 230 milyon euro yapıyor. Şimdi nasıl 249 yapıyor? Her şey değerlendi. Arkadaş Euro kuru üzerinden değerlenmiş hali bu. Peki hocam sana bir soru sorayım soru şekerim. Atilla Salahi'yi 25'e sattık. 20'ye sattık. Kim 25'e sattık. Altay'ı 15'e sattık hadi olmaz da oldu diyelim. Ozan'ı 10'a sattık. Kaç etti hocam? 40 60 70. 315'te kasada şey e, 249'da mal varlığımız var hocam. Kaç etti? 250 diyelim. 320 yapıyor. E bizim borcumuz 315'miş. Ne varsa balımızı, mülkümüzü satalım. Bu futbolcuları satalım. Borçtan kurtulalım. Zaten yıllık bizim gelirimiz ne kadar ki hocam? Bizim gelirimiz 1 milyar liranın üstünde. Yıllık gelirimiz. 1 milyar TL'nin üstünde. Hocam öyle yapalım. Biz mal mıyız? Niye? Aptal mıyız? Niye böyle yapıyoruz? Artı bir de yapılanma yapıldı. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Şu anda bizim euro borcumuz sadece futbolcu ödemeleri, yıllık ücretler, başka hiçbir şey yok. Bir de menajer ödemeleri, bir de Vitor Pereira'ya tazminat ödemesi, bir de Filip Koku'ya tazminat ödemesi, bir de şeye tazminat ödemesi, tabii bir de arada Erol Bulut'a tazminat ödemesi var. Bu. Şimdi kahraman ilan ettiniz Ali Koç şu 315'i bankalar konsorsiyumu anlaşmasına rağmen 315 yapmış. Siz bana gelmişsiniz sponsorlar, mı? sponsorlar. Hani nerede sponsorlar? Hadi delikanlı olsun. Birazcık delikanlı olsun. Desin ki ben 4 senedir bu takımı mahvettim, perişan ettim. 315. Ben bu 315'i 200'e düşürüyorum. Mal varlığımız 249. Payder pay satıp ödeyeceğiz, satıp ödeyeceğiz. Bankalar konsorsiyumu zaten anlaşmamız var. Arkadaşlar borcun hani futbolcu sattınız ya. Yarısına falan el koyuyor ya şey konsorsiyum. Bir de işin o boyutu var. Onları da unutmayın. Ee, ama kardeşimiz kardeşlerimizden biri soracak olsa işte şu 4 futbolcuyu satsa 60-70 milyon euroya artı mal varlıklarımız var. Satabilir arkadaşlar yetkisi var. Ben Ali Koç'un iki şeyden birini yapacağını düşünüyorum. Ya mal varlıklarını satacak, Fenerbahçe'yi fakirleştirecek, bırakıp kaçıp gidecek. Maalesef korkum bu. Bırakıp kaçıp gidecek ya da <laughs> Fenerbahçe'nin e, ki ben işin daha çok bu boyutta olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın şu e, kulüpler, dernekler yasasıyla yönetiliyor. O dernekler yasasının değiştirilip kulüplerin yabancı sermayelere satılacağını düşünüyorum ki en mantıklısı bu. Kulüpler inşallah yabancılara satılır. Kesinlikle söylüyorum. Birazcık da yabancılar kafayı yesinler. Hep biz mi kanser olacağız? Bizim mi saçımız dökülecek? Ya yani bizim mi saçımız dökülecek? Ya yani millet bana diyor hocam saç ektir diyor. Bak şey desin ekranların önündesin. Diyorum ki ektirsem neye yarayacak? Bir ikincisi ben e, yani o tip işlere para vermek sevmiyorum ya. O tip işlere para harcamak istemem açıkçası. Sponsor falan bulursam belki diyorum. Onun dışında yine dökülecek diyorum ya. Değişen bir şey olmayacak ki. Ya yani biz bu kafayla Fenerbahçe'yi bu kadar severken olacağı bu. Ali Koç Fenerbahçe taraftarına borcu var. Ama zannedersin Fenerbahçe taraftarının borcu var gibi konuşturuyor. Yiyorsunuz. Fenerbahçe e, yöneticilerinden, belki de medyadaki gazetecilerden. Siz zannediyor musunuz Ali Koç'tan maaş almayanlar var? Yani şu çok çok savunanlardan bahsediyorum. Bence hepsi maaş alıyordur. Ali Koç ya da şirketlerinden. Maaş almasa bile ya sponsorluk ilişkisi arkadaşlar. Şimdi golvar.com bana dese ki arkadaş biz sana sponsor olduk. Senin kanalı 200 bin yapacağız. Ama sana hiç para vermeyeceğiz. Yani sen de e, böyle yapacaksın. Ben kabul ediyorum. Niye? 200 bin oldu mu? Zaten kimsenin bana para vermesine gerek yok. Şurada her video 200 bin izlense benim aylık gelir 200 bini bulur. Ya söz veriyorum aylık gelir 200 bin falan olsa veririm ya. Yüzden fazlasını size dağıtayım. Keşke öyle bir şey olsa. Elinizde varsa imkanınız arkadaşlar. Hemen kırışalım. Sponsor olun. Kırışalım yarı yarıya. 100 binini size veririm. Rahat. Yattığınız yerden 100 bin lira kazanın aylık. Bir de benim ben öyle sözünden dönen bir adam değilim ya. Sonsuza kadar gider bu böyle. Uzun lafın kısası. Hayal dünyanızdan uyanın. Gerçeklerle yaşamayı öğrenin. Gerçekleri öğrenin. Gerçeklere katlanmayı, tahammül etmeyi, gerçekleri anlamayı öğrenin arkadaşlar. Maalesef Ali Koç'un Fenerbahçe'ye katkısı sadece rezalet. Son bulan seriler. Dalga geçen, geçen rakipler. Sahamızda yenilgi üstüne yenilgi almamız. Yani Fenerbahçe Kadıköy üçlü Sarıcoğlu Stadyumunun hatıra defteri şekline dönüşmesi. Gelenin gideni Fenerbahçe taraftarını üzmesi. Çocukların artık Fenerbahçe'yi tutmak istememesi. Allah tam bu sene Galatasaray Beşiktaş tırtta. Çocuklar yine e, üçünü birden tutmamazlık yapamıyorlar. Mecbur babalarının takımını tutuyorlar genelde. Yani daha ne kadar aşağıya düşebilirsiniz? Hani yanlış anlaşılmasın. Büyük camialar işte Başakşehir olsun, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş büyük camialar. Dördünün şampiyonluğunu arka arkaya görmek. Ya bu akıl işi, bu normal bir iş değil arkadaşlar. Bunların hepsini de yapıp sindirip bak böyle oldu dedirtenler utansınlar. Neyse. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bir beğeniyle çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve dediğimi asla ve asla unutmayın. Madem Ali Koç 50 milyon euro cebinden verdi. Bu borç niye azalmıyor? Niye bitmiyor? Düz mantık, kısa mantık. 50 milyon euro cebinden verdi. 50 sponsorluk versin 100. İşte Feneroldan, Mesutoldan, şundan bundan tokunan 75 gelmiş. 175. Bu arada bizim döviz kuru da TL'ye çevrildi. Yani... Döviz borcu da yok. Gelen gelir TL, gider TL. Yani ya başka bir şey lazım ya başka bir şey lazım. Artık aklınıza kötü bir şey getirmeyin ama herhalde büyük bir beceriksizlik var. Yani başka tabiri yok bunun. Allah sonumuzu hayır etsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.